Hashtag Erol Bey'in sorusu, Erol Bey'in sorusunu kaçırmayalım. Bu bütçe, bu OHAL var. Yani o bütçe kanununda değil ama bu bölümü. Şimdi OHAL, olağanüstü hal demek. Yine sizin bir programınızla kısmen temas ettik bu olağanüstü hale. Çok vahim. Yani 17 sabahını söyledin ya. 17 sabahı bütün Türkiye'yi de, bütün dünyayı da ürkütecek olan en önemli şey OHAL. Bu teklifte, bu anayasada diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı tek başına 6 aylığına, 6 ay süreli olmak üzere OHAL ilan edebilir. Ondan sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bunun uzatılmasıyla ilgili bir talepte bulunabilir ve 4'er ay olmak üzere de uzattırabilir. Uzatılabilir. Tamam ya, uzatsın ya, OHAL ne olmuş? Ha. OHAL demek şu demek, daha doğrusu bizim başka anayasanın başka maddelerinde mal ve can emniyetimizle ilgili, o malın içerisine her türlü şeyler de giriyor. Ekonomik durumlar falan da giriyor. Temel hak ve hürriyetler bahsidir onların bir bölümü. Temel hak ve hürriyetler bahsimiz garanti altına alınmıştır. O halde artık o garanti yok. Eskiden vardı, o halde o garantimiz vardı. Şimdi o halde o garanti yok. O zaman bu soruyu size yönlendirmemi isteyenler meseleyi bilen insan. Endişe etmişler. Evet. Yüksek endişe. Onun da sebebi şu. Şimdi önce şunu göstereyim. Anayasa Mahkemesi'nin bizim bu tür durumlarda önce bunu sen evet, göster. Evet, buyurun. Tamam. Sen daha güzel biliyorsun. Evet, buyurun. Bu tür durumlarda yanlış bir iş olduğuna kanaat getirdiğimiz zaman ister parlamenterler itibariyle ister kişisel haklarımız filan da oldu. Anayasa Mahkemesi'ne müracaat ediyoruz. Diyoruz ki ey Anayasa Mahkemesi, çünkü anayasayı yorumlama hakkı bir tek Anayasa Mahkemelerindir. Ey Anayasa Mahkemesi, şöyle şöyle bir haksızlıkla, yanlış bir uygulamayla ben karşı karşıyayım. Şunu lütfen düzelt. Bunun anayasaya aykırılığını söyle. Ben öyle düşünüyorum, bunu da söyle. Şimdi şurayı, şu istersen yine sen oku, istersen ben okuyayım. Bunun, bu deminki gösterdiğimiz şey, 12 Ekim 2016 tarihli bir Anayasa Mahkemesi kararı. Anayasa Mahkemesi kararları, aynı zamanda yani içtihatları, anayasa maddesi halinde hiyerarşide yeri var. Yani bu bir anayasa maddesi halinde şimdi. O da diyor ki, buna benzeyen bir şeyle ilgili olmak üzere Anayasa Mahkemesi, olağanüstü hallerde, sıkı yönetim ve savaş hallerinde çıkarılan kanun hükmünde, olağanüstü hallerde, şekil ve esas bakımından anayasaya aykırılığı iddiasıyla, şekil esas, bozdurdun, bozdurmadın. Buna el koyardın, koyamazdın değil mi? Türk lirasına çevirirdin, çeviremezdin. Dövizlerini böyle ederdin, edemezdin dedi. Bunu şekil ve esas bakımından anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'nde dava açılamaz. Anayasa Mahkemesi'nde dava açılamaz. Bitti. Bitti. Her şeyi yapar. Yani bu ne demek? Yani her şeyi yapar. O senin söylediğin endişelerin tam... Bunu Türkiye bu kadar biliyor mu? Tövbe bilmiyor. Yani bilsek %50 oy çıkmaz buna. Yarım, öyle değil mi? Evet. Yani kim verir şu an? AK Partili insanlar verir mi yani böyle bir şey? Bir sabah uyanacaksınız. Bir sabah uyanacaksınız. Neyle karşılaşacağınız belli değil. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımız bir münasebette demedi mi şeye? Bu Avrupa Birliği'yle ilgili ilişkiler bahsinde yani. 17 sabahı görün ne sürprizlerim olacak dedi değil mi? Evet. Dedim. Ya böyle bir şey olabilir mi? Demokrasiyle lafınızı size güler bir laf daha söyleyeyim. Hayır, söylediniz onu. Abi söyleyeyim ama bir daha söyleyeyim. Söyleyeyim. Allah Allah, söyledik diye ne yapacağız yani? Demokrasiler sürprizi sevmez. Sürprizin en az olduğu rejimin adı demokrasiler. Sözcü röportajımız var. İki, bir ülkede bazı olaylar sürpriz olarak algılanıyorsa, yorumlanıyorsa o ülke iyi yönetilemiyor demektir. İyi yönetilen ülkede sürpriz olur mu canım? Öyle değil mi? Her şeyi biliriz, görürüz, öngörürüz. Tahmin ederiz, ön tahminde bulunuruz. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki 17 sabahı görünmeyen ne sürprizlerle karşılaşacaksınız. Onu Avrupa Birliği sadedinde, öbürünü Erol Bey'in sorduğu sadette. Ekonominin en ilgili sadette. Peki o zaman İlhan Bey, zamanımızda iki saatlik kullanmak adına.